Merhaba, bugün sizleri günlük hayatınızı kolaylaştırabileceğiniz ve aynı zamanda işlerinizi takip edebileceğiniz ekip arkadaşlarınızı davet ederek onlarla birlikte tekrar senkronize çalışabileceğiniz bir uygulama ile tanıştıracağım. Trello.com, Trello.com'u yurt dışında kullanan çok fazla kişi olsa da Türkiye'de pek fazla bilinmediğini fark ettim. Öncelikle Trello.com'a kayıt olduktan sonra aşağıda bırakmış olduğum açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Buraya kayıt olduktan sonra sizlere bir tanıtım asistanı yardımcı olacak ve sizlere bir pano oluşturmanızı sağlayacak. Oluşturduğu pano aşağı yukarı bu şekilde olacak. Yapılacaklar yapılıyor ve tamamlandı olacak. Ardından sizlere biraz daha detaylı göstermek istiyorum bu programı. Şimdi örnek veriyorum, buraya video çekilecek dedik ve bunun kartını ekledik. Buraya tekrar sınava girilecek dedik. Ekledik. Tekrar yine buna ya da direkt buraya da ekleyebilirsiniz, buraya da ekleyebilirsiniz, hiç fark etmez. Yapılıyor. Mesela şu an video çekiliyor, değil mi? Evet, bunu koyduk. Ve örnek veriyorum, bu video bittiği zaman ya da bu işinizi tamamladığınız zaman bunu buraya sürükle bırak şeklinde götürebilirsiniz. Aynı şekilde eklediğiniz görevlerin üzerine tıklayarak bunlar hakkında daha fazla açıklama girebilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Etkinlikler hakkında ekip arkadaşlarınızla ya da sizin hatırlamanızı istiyorsanız, mesela video çekilecek, unutma selam vermeyi, şöyle yazalım, selam vermeyi unutma dedik. Mesela bu şekilde yazabilirsiniz. Ardından bunun için bitiş tarihi koyabilirsiniz. Buradan kaydedebilirsiniz. Eklenti ya da etiket ekleyebilirsiniz. Mesela bu video çekilmesi YouTube'la alakalı olduğu için kırmızı yaptık, yarat dedik. Görmüş olduğunuz gibi şurada aşağıda yine aynı şekilde kopyala, şablon, takip et, arşivleyebilirsiniz de, yani bununla işiniz bitmeden direkt kaldırabilirsiniz de. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir adet yorum ya da işte bunu aynen ekip arkadaşlarınız da yazmış olabilir. Hemen buradan kontrol edip ekip arkadaşım ne demiş diye bakabilirsiniz. 4 Temmuz'da bitecekmiş ve YouTube simgeleyen, rengini simgeleyen kırmızıyı da koymuş olduk buraya. Aynı şekilde bunu şu an yapılıyor alabiliriz. Hiç fark etmez. Ve 4 Temmuz'dan sonra bu artık bitecek. Bunu böyle programlayın. Aynı şekilde burada bir menü bulunuyor. Bu menü hakkında mesela bu pano genel panosu. Ben buna genel adını verdim. Buradan değiştirip video da yapabilirim. Hiç fark etmez bu. Buraya yine açıklama girebilirsiniz. Bu panoyu size anlatan ya da ekip arkadaşlarınıza anlatabilen. Aynı şekilde geri dedik ve buradan arka planını da değiştirebilirsiniz. Fotoğraf ya da renk koyabilirsiniz. Mesela kırmızı rengini koyduk biz şu anlık. Geri geldik. Kişisel bir fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Tabii bu premium özellikte ya da farklı bir özellikte de olabilir. Onun hakkında pek bir bilgim yok. Buradan ekip arkada çok faydalı bir özellik aslında bu. İşte OneNote ve To Do List programlarından da uygulamayı ayıran aslında bu oluyor ve bunun gibi birçok özellik oluyor. Burada kim ne yapmış görebiliyorsunuz. Tüm etkinliklerini görebiliyorsunuz. Ne eklemiş, ne çıkarmış. Çıkartma ekleyebiliyorsunuz, gif ekleyebiliyorsunuz. Ardından burayı kapatalım. Buradan arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Yani bir takım oluşturup bu panoya ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bu ekip arkadaşlarınızla olan bir panodur ve bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Ekip ya da herkese açık. Örnek veriyorum, bir video hazırladınız ve bu videonun altına bu panoyu koydunuz. Linkini bıraktınız ve insanların oraya girip yorum yapmasını ya da görmesini, sizin yapacağınız bütün aktiviteleri görmesini istiyorsunuz. Dolayısıyla bu seçeneği seçebilirsiniz. Buradan kişisel ya da farklı şeyler ekleyebilirsiniz. İşte genel, kişisel gibi. Ve aynı şekilde burada görmüş olduğunuz gibi benim 3 tane panom bulunuyor. Burada sık kullanılan ve isterseniz yıldızlayabilirsiniz. Şöyle yaptığımız zaman burada gözükecektir. Sonra yeni bir pano oluşturdan hemen gelip buraya farklı şeyler seçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buradan video 2 dedik mesela. Buradan pano oluştur diyebilirsiniz. Aynı şekilde takım ya da özel seçeneğini açabilirsiniz. Sanırım Trello.com'la anlatılabilecek olanlar bunlar genel olarak. Bunun yanı sıra söylediğim gibi Microsoft'un OneNote uygulaması gelişmiş bir not defteri olarak söyleyebilirim bunu sizlere.
Ve aynı şekilde yine Microsoft'un To-Do programını da kullanabilirsiniz. Bu program oldukça verimli bir programdır. Eğer Android kullanıyorsanız bütün bu uygulamaları indirebilirsiniz. Aynı şekilde iOS'ta da indirebilirsiniz. Fakat Android'de bu OneNote ya da işte Trello gibi uygulamaları eklenti olarak ana sayfanıza eklerseniz sizin için daha kolay olacaktır. Bugünlük Trello.com hakkında anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.